Ruh zehirlenmesi Ruh, öteleri açık insanın en derin ledünniliğini teşkil eder. O, insanın insan olarak kalmasında ve daha ötelere, ötelerin de ötelerine açılmasında sırlı bir kanat mahiyetindedir. Evci kemalat insaniye, o kanadın canlılığına ve metafizik gerilimine vaat edilmiş ilahi bir utufettir. Onun felç olması ise, İnsanın manevi anatomik sisteminin de felç olması demektir ki biz buna kestirmeden ruh zehirlenmesi diyoruz. Ruh zehirlenmesinin tedavisi oldukça güç hatta bazı ahvalde adeta imkansızdır. Zira çok defa hissedilmez onun ağrısı sızısı. Duyulmaz bir hekime gidilme arzusu. Dolayısıyla da böyle biri kalbi ve ruhi hayat itibariyle ölü gibidir ama varamaz farkına işin vahametinin dahası iç dünyası açısından en tiksindirici deformasyonlara maruz kaldığı halde şuursuzca mevcut tahribatına yeni yeni tahribatlar ilave etme arkasında koşar durur da göremez o kap karanlık sonucu göremez zira o ruhen zehirlenmekle bir basiret körlüğü yaşamaktadır görülecekleri Mahiyeti nefsül emriyelerine uygun göremez. Görüyorum dediklerinin de arka planlarına akıl erdiremez. Nasıl erdirebilir ki? Felç olmuştur onun idrak sistemi. Kırılmıştır ruh anatomisinin kolu kanadı ve işlemez olmuştur mantığı, muhakemesi. Dolayısıyla da değerlendiremez olup bitenleri tefrik edemez akı karayı. Zira zehir dumura uğratmıştır ondaki idrak ve temiz kabiliyetlerini. Öyle ki bu haliyle o zehri pan zehir gibi görmekte, deniz suyuyla susuzluk giderme türünden içtikçe yanmakta ve yandıkça da içmeye devam etmektedir. İnsan ruhunu zehirleyen faktörler sayılmayacak kadar çoktur ve bunlardan bir tanesi dahi insanı insanlığından uzaklaştıracak mahiyettedir. Bunların birkaçının birden bulunması ise Arap'ın Daul Udal dediği maraz türünden kabili iltiyam olmayan iç içe ne illetlere ne illetlere sebeptir. Kibir, gurur, bencillik, ucub, fahirlenme, şöhret hissi, makam tutkusu, alkışlanma ve takdir edilme arzusu, servet sevdası, nefis ve heva esareti, menfaat ve çıkar zaafı, sonradan bulma ve görme küstahlaşması gibi hususlar bunların başında gelir. Bunlara karşı açık duran biri, enaniyeti, çalımı, cakası, şımarıklığı ve kaba tavırlarıyla öyle bir şirazesizlik sergiler ki, gayrı egosantrizm çağlayanına yelken açmış böyle birine, haktan ekstra bir inayet olmazsa, ne o en güvenli sahiller, ne o en müsait limanlar, ne de herkese kucak açan o şirin rıhtımlar hiçbir şey ifade etmez ve o sürüklenir narsizm çağlayanlarıyla nemrutların, şeddatların, amnofislerin helak olup gittikleri girdaplara doğru. Sürüklenir gider de görüp sezemez o kahreden suyu akıbetini, ve lanetle yad edilen biri haline geleceğini. Görüp sezemez zira o ruhu zehirlenmiş, mantık ve muhakemesi mefluç bir düşünce fakiri, hayatını hayvani ve cismani zevklerin tesirinde sürdüren şehevatı nefsaniyesi güdümünde bir bohem, mal menal dünya debdebe ve şatafatını hak duygusu yerine koymuş bir sapkın, geçici zevkü safaları ötelerin ebedi güzelliklerine ve hak hoşnutluğuna tercih etmiş bir kör, bir sağır, bir kalpsiz ve hayvani tutkularının dürtüleriyle yarınları görmeyen bir hissizdir. Bir ayeti kerimenin mazmunu çerçevesinde böyle biri şöyle resmedilir. Büyülenmiştir kadınlara kızlara, yığın yığın mala, mülke menale, altına, gümüşe, dolara, dinara, ata, katıra ve emsaline, günümüz açısından zırhlı lüks arabalara ve daha ne dünyevi debdebe ve ihtişama. Bu pes bayağı şeylerle görmez olmuştur öteler adına vaat edilen baş döndürücü güzellikleri ve hak nezdindeki hüsnü akıbeti. Evet, insanın ruhi hayatındaki virütik alanlar böylesine cismani ve nefsani arzulara açık olursa, Böyle birinin vicdani hayatı için ölüm kaçınılmaz olmuştur. Mehafet ve mehabetullahla mamur olan bu en mühim sistem böyle felç olunca da gayrı öyle biri asla kendini doğru okuyamaz, ahseni takvime mazhariyetin ifade ettiği o engin gayeyi anlayamaz, baş döndüren insan anatomisini yekün kevnü mekanların bir fihristi gibi göremez, göremez ve varlığı böyle bir temaşa ile değerlendiremez, eşya ve hadiseler arasında yer ve konumunu doğru belirleyemez, hatta bazen sebepler girdabına kapılarak naturalizm türküleri mırıldanmaya durur. Bazen hiç olmayacak faraziyelerin tesirinde materyalizm şarkılarıyla soluklanır, bazen de hakiki din ruhuna aykırı bir çeşit dindarlık kisvesine bürünerek Suri ve şekli Müslümanlık görüntüsü sergiler ki, kanaatimce bu diğer inhiraf ve sapmalardan daha tehlikeli ve münafıkça bir davranış biçimi aksettirmektedir. Bu konu üzerinde daha uzunca durulması gereken bir husustur. Biz şimdilik sırf bir işaretle yetinmek istiyoruz. Yukarıdaki hususlardan hangisi olursa olsun, zehirlenmiş bir ruh sürekli iç içe kalak ve ızdıraplar yaşar, sürekli o güne kadar elde ettiği şeylerin elinden gideceği hafakanlarıyla oturur kalkar, mevcudu muhafaza ve ona yeni şeyler ilave etme hırsıyla tuğli emelden tuğli emele koşar ve yer yer tevehümü ebediye tezeyanlarına girer. Bu konuda zihni olmazlara takılınca da ölüm korkusuyla soluklanmaya durur. Ve bu düşünce fasılalarının daha doğrusu hezeyan veterilerinin hemen hepsinde kendini çepeçevre ve iç içe zulmetlerle kuşatılmış gibi hisseder. O, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın resmettiği şu tablodaki bedbaht gibidir. Onların, onun hali, duygu ve düşünce itibariyle derin bir denizde yoğun bir karanlık içinde bulunan birine benzer ki, bir yandan denizde dalga dalga üstüne, Diğer yandan üstünde ürperten, kop koyu bir bulut. Öyle ki bu üst üste karanlıklar içinde o kendi elini çıkarıp görmek istese onu dahi göremez. Evet o genel atmosferi hep böyle görür ve elem üstüne elem kabuslarıyla kendini cehennem gayyasında sanır. Ruhunu masiva ve malayaniyat ile zehirleyip felç etmiş böyle biri Tıpkı avlanmak için ormana açılmış acemi bir avcıya benzer ki bir yandan o av av derken diğer yandan da başkası tarafından avlanma korkusuyla tir tir titrer ve bağırıp çağırarak müteselli olmaya çalışır. Aslında o çoktan his ve kaprisleri tarafından avlanmıştır ama bunun farkında değildir. Kapalıdır kapısı, penceresi fizik ötesi alemlere ne mahiyeti insaniyedeki derinliklerden bir şey anlar, ne de fezai ıtlaktaki milyarlarca galaksinin ahenk içindeki namelerini duyar. O, enfüsteki pırıl pırıl parıldayan bir meşaleyi söndürdüğünden, ne o başları döndüren eşya ve hadiselerin nizam ve şiiriyeti, ne de onun arkasındaki muhit ilim, kahir kudret ve bahir meşiyet ona bir şey ifade etmez.'' etmez de o bu yoklar sarmalı içinde hep hiçlik soluklanır durur. Evet o ruhunu zehirlemekle görme, duyma ve değerlendirme mekanizmalarını da felç etmiştir. Kur'an-ı Mucizül Beyan böylelerini o enfes üslubuyla şöyle resmeder. Kalpleri var ama idrak edilecek şeyleri idrak etmezler, edemezler. Gözleri vardır fakat görmezler, göremezler. Kulakları vardır ancak işitilecekleri işitmezler. Bu itibarla da onlar bir manada hayvan, hatta ondan da sapkın ve sapıktırlar. Dünden bugüne bu tip ve bu çizgide dünya kadar insan, daha doğrusu insan suretinde pek çok kimse gelip geçtiği gibi bundan sonra da o şeytan figürleri hep ola gelecektir. Bunlara mukabil cismaniyetini kontrol altına alan, hayvaniyetten sıyrılıp kalbi ve ruhi hayata müteveccih bulunan drahşan çehreler de eksik olmamıştır ve olmayacaktır. Bu durumda bize düşen şey, gölgemizi arkamıza alarak, ihlas, rıza ve ihtiyakı likaullah yolunda soluklarımız kesilesiye ona müteveccih yürümek olmalıdır. Zira teveccühün teveccühe vesileliği değişmez bir adeti sübhaniyedir. Ne hoş seslendirir bu hususu Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, Ciğergahın dağlasan ahvalini sormaz mı? Cenab-ı Hak inayeti hassasıyla Bizleri o özel lütfuyla lütuflandırsın.